Yeni normalle birlikte nikahlar da değişti, düğünler de. Hatta fotoğraflar bile eskisi gibi çekilmiyor artık. Toplu halde poz verme yasağı, mesafe derken bakın artık gelin damat çekimler nasıl yapılıyor. Arkadaşlar şimdi bir de korona hatırası pozumuzu çekelim. Sırt sırta veriyoruz. Koronaya karşı gülüyoruz. Biz seni yeneceğiz. Tek temennimiz hani virüsün bitmesi. Virüs biterse kısmetse düğünümüz olacak. Bir ateşlerimizi açalım. Çok güzel. Bir de dezenfektan verelim arkadaşlar. Koronavirüsten en çok etkilenenlerden biri de elbette düğün hazırlığı yapan çiftlerimizdi. Düğünler ertelendi, planlar yarım kaldı. Evimizi tuttuk, yavaş yavaş eşyalarımızı falan hazırladık. Şu anda evimiz hazır, ödemelerini yapıyoruz ama evimize giremedik hala maalesef. Süreç çok güzel devam ediyordu. Maalesef virüse yakalandık. O ertelenen planlardan biri de Eda ve Volkan çiftinin düğün tarihiydi. Çünkü 3 yıl boyunca birbirlerini sevdiler. 3 yıl önce düğünde tanıştık biz. 1 yıl sonra bir evlenme teklifi aldım. Sevdirdin kendini bana hiç sorma. Ağladım zaten mutluluktan. Tam evleneceklerdi ki olmadı. 27 Nisan'da düğünümüz olacaktı normal şartlarda. Yapamadık. Haziran aldık. Haziran'dan Ağustos'a aldık. Ama maalesef yine olmadı. O tarihler sürekli ertelendi. Çiftimizde düğünümüz olamıyor. Bari bir fotoğraf çekimimiz olsun diyerek soluğu sarı yerde aldı. Yüzleriniz gözükmüyor. Bari gözleriniz gülsün. Dedik ki en azından bir fotoğrafımız olsun. Fotoğraf çekimlerimizi yaptırmak istedik. Tabii yeni normalle birlikte artık dükkanlarımızdan tamamen çıkmış olduk. Tamamen doğayla iç içe, kimsenin olmadığı. Yeni normalde artık çekimler de değişti. Düğün fotoğrafları belli kurallar çerçevesinde çekiliyor. Önce çiftimizin ateşi ölçülüyor. Bir ateşlerimizi ölçelim. Çok güzel. Dezenfekte edelim sizi. Çiftimizin yanında sadece 2 kişi olabiliyor. Bunu lütfen çıkartmayın çekim boyunca. Düğün fotoğrafçısı Özgür Aslan çekimlerini doğa ortamında yapmayı tercih ediyor. Günlük 300-500 kişinin girdiği bir mekanda fotoğraf çekimi çok sağlıklı olmaz. Bugün bütün fotoğrafları maskeli çektik. Peki bundan sonra düğün fotoğraflarımızda hep maske mi olacak? Tabii ki bu çiftin tercihine bağlı bir durum. Genel manada hatıra amaçlı çektirenler oluyor. Gelin hanım bir de usulen çiçeğimizi havaya fırlatalım. Böyle poz alalım. Resmen saldırdım. Benden başka da tutacak kimse yoktu zaten. Günün şanslısıyım.